Yuvarlak masa dağılacak mı ya da yeni ittifaklar kurulacak mı? Kafalarda bu sorular. Altı liderin pazar günü yapacağı üçüncü toplantı öncesinde muhalefet cephesinde trafik yeniden hızlanırken. Buyurun efendim. Altılı masa dağılmıyor. Dağılmasından medet uman, elinden gelen bütün imkanları kullanan bir iktidar var. Onun da farkındayız. Ama altılı masa yoluna devam edecek, Türkiye siyasete damgasını vuracak. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 3. ittifak olabilir açıklaması altılı masa dağılıyor mu sorusunu gündeme getirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı, seçim kanunlarında yapılan değişiklik öncelikli başlıktı. Siyasi parti liderleri bu konuyla ilgili bir karar verecekler. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin kurmuş olduğu oyunu boşa çıkaracak bir süreç yaşanacak. Muhalefetin 6 lideri pazar günü 3. kez masaya oturacak. Ev sahibi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal davet için liderler turuna çıktı. Ziyaretlerine Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile başladı. Cumhurbaşkanlığı için aday tarifi yaparken 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde sorumluluğa ortak olmamak ifadesini kullanmıştı Uysal. O paylaşımın Ahmet Davutoğlu'nun tepkisini çektiği yansıdı kulislere. Altın masaya toplumumuzun, milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunların bilincindeyiz. Bundan ötesi lafı güzaftır. Kılıçdaroğlu'ysa dün akşam Gelecek Partisi liderini aradı. Açıklama Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'dan geldi. Bu rutin bir görüşmedir. Ekstra bir önem atfedilecek bir durum yoktur.